Arkadaşlar merhabalar. Bugün zıt kitaplar tek videosuyla karşınızdayım. Tek etiket olduğu için ben de birini etiketleyeceğim. Çok sevdiğim arkadaşım İlknur'u yani kitap sever Karadut'u etiketliyorum. Ondan da bu 10 sayıya cevap vermesini bekliyorum. Şimdi dilerseniz hemen videoya başlayalım çünkü önüm inanılmaz derecede kitap dolu. İlk soru. Kitaplığındaki ilk kitap ve son kitap. Kitaplığındaki ilk kitap... Bu arada eğiliyorum. Önüm kitap dolu. Kitaplığındaki ilk kitap Renklerin Tınısı. Bayağı eski bir kitap. Aslında diğer eski kitaplarımdan da gösterebilirdim ama okuduklarımı kaldırdığım için bulamadım. Çok çok daha eski kitaplar var. Ama eski kitaplarımdaki en eski kitap bunu seçiyorum. En son aldığım kitap da daha yeni aldım. Bir tanesini göstereceğim ama sadece. Doktor Ox'un Deneyi. Bu da kitaplığıma en son katılan kitap. Sıradaki soru. Kitaplığındaki en ucuz kitapla en pahalı kitap. Kitaplığımdaki en ucuz kitap bir zamanlar fuardan almıştım. Bilim fuarıydı galiba. Popüler bilim kitaplarından Hayvanların Sessiz Dünyası. Bu da bayağı eski bir kitap. Bunun fiyatı sadece 2 TL'ymiş. 2 TL'lik bir kitap. Ve gayet de güzel bir kitap. Kitaplığımdaki en pahalı kitap. Tabii ki Illumine ya da Gemine'yi söylemeyeceğim. Kitaplarındaki en pahalı kitap ve her kuruşunu hak ediyor. Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 film. Yani bu artık arşiv ve koleksiyon niteliğinde bir kitap. Fiyatı da göstereyim. 100 TL ama ben bunu indirimdeydi Diyanar'da. 80 liraya aldım. Ay ve çok ağır. Bunu taşımayayım daha fazla. En pahalı kitap da bu. Sıradaki soru. Erkek kahramanlı bir kitap ve kız kahramanlı bir kitap. Yani aslında bu soru çok saçma zaten bir kitapta eğer insanlar söz konusuysa ya erkek ya da kadın olacaktır. Hani bayağı saçma bir soru ama ben yine de seçtim. Erkek kahramanlı kitap Markus Uzak'tan Hiç Kimse Sıradan Değildir ve hatta bir erkeğin yazdığı o kadar belli ki ben bunu yorum videosunda da belirtmiştim. Tamamen böyle biraz kadınlara cinsiyetçi bir şekilde yazılmış bir kitap. Erkeğin yazdığını %100 zaten siz tahmin ediyorsunuz. Erkek karakterli kitap bu. Kadın karakterli kitap ise Kayıp Kuşak Elizabeth Hand'ın kitabı. Bu kitap çok güzeldi. Bildiğiniz underground kültüre ilgi duyuyorsanız müthiş bir kitaptı. Kadın karakterdi. Kitap bu. Sıradaki soru hızlı okuduğum ve yavaş okuduğum kitap. Hızlı okuduğum kitap. Yani ben genel olarak kitapları en son okuduğum kitaplardan seçiyorum. Hızlı okuduğum kitap Salla Simica'nın Kankalar Kırmızı. Ve bu arada kitabın ikinci, üçüncüsü yok. Altın Yayınları'na buradan sesleniyorum. Serinin ikinci ve üçüncü kitabı piyasada yok. Lütfen çıkarın. En yavaş okuduğum kitap ise bilerek yavaş okudum. Çünkü bitmesini istemedim. Leyla ile Mecnun'un kitabı. Yani ve yavaş okumama rağmen bir an önce bu da bitti. Keşke bitmeseydi. Güzel kapaklı bir kitap ve kötü kapaklı bir kitap. Güzel kapaklı bir kitap kesinlikle bu. İnanılmaz böyle parlak bir kapak. Sex and the City'yi bilirsiniz. Bu Sex and the City'deki Carrie'nin gençliğine ve çocukluğunu konu alan Carrie Günlükleri adlı bir kitap. Resmen böyle hologram gibi. Çok güzel bir kapağı var. İçi de böyle beyaz yine. Yine böyle altın varaklı bir kitap. Bunun gerçekten kapağını çok seviyorum. Özellikle saklıyorum kitabı. En kötü kapaklı kitap ise bu Kozmopolitan dergisinin hediyesiydi. Kozmopolitan kitaplarından Mutlu Yaşama Sanatı. Ama maalesef kitabın pikselleri bile böyle resmen piksel piksel gözüküyor. Pek fazla baskısı güzel değil. O yüzden en kötü kapakta maalesef bunu seçiyorum. Sıradaki soru. Yerli bir kitap ve yabancı bir kitap. Yerli bir kitap olarak tabii ki de en sevdiğim Türk yazarlardan biri Ferhan Şensoy'un Elveda SSK'sını seçiyorum. Yabancı bir kitap ise ben bunu gerçekten yabancı olarak anladım. Yani yabancı dildeki bir kitap. Bunu da ben Daniel Glattauer'in Alleslieb'in Wellen kitabını seçiyorum. Almanca bir kitap. Gerçi bunun ilk kitabı da dahil olabilir.
İkinci de bu seriyi gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim yabancı kitap. Diğer bir soru. İnce bir kitap ve kalın bir kitap. İnce bir kitap olarak umayamayabilirsiniz. Çok iyi bir müzisyen. Onun kitabı Veda Bursesi. Gerçekten çok ince ve küçük bir kitap. Bunu ince kitap olarak seçiyorum. Kalın bir kitap ise tabii ki bunu tahmin edebileceksiniz. İlimeyi seçiyorum. Ay yine çıkıyor bunun kapağı. Kalın kitap olarak ise İlimeyi seçiyorum. Sıradaki soru kurgu ve kurgu olmayan bir kitap. Kurgu kesinlikle çok iyi bir kurgusu var ve bunun dizisinin de çok iyi olduğunu biri bana yorumda söylemişti. Dizisini de izleyeceğim. The 100. Her kitabı, sadece bu değil, bu üçüncü kitabı ama her kitabının gerçekten kurgusu çok iyi. Bunu seçiyorum. Kurgu olmayan bir kitap. Kızım Amy Winehouse'un babasının yazdığı kitap. Bu bir biyografi kitabı. Bunu seçiyorum, kurgu değil. Ben bu kitabın sonunu okuyamadım. Yani okumak istemedim diyelim. Tam Amy Winehouse'un ölümünü konu alan son 20 sayfayı okumadan kitabı bıraktım. Bu yüzden kütüphanemde okumamışlar kısmında. Sıradaki soru. Romantik kitap ve macera kitabı. Aslında romantik kitapları ben hiç sevmiyorum, bunu biliyorsanız. Romantik kitap olarak sadece hani bunu bulabildim. Romantizm gibi yazıldığından belki. Patti Smith'in Hayalperestler. Bu kitabı durmadan gösteriyorum çünkü çok seviyorum. Macera kitabı ise son zamanlarda yine okuduğum, gerçi buna Cesur Yeni Dünya'yı da katabilirdim ama bunu seçiyorum. Philip K. Dick'in Androidler, Elektrikli Koyun, Düşler mi? Bu kitabı seçiyorum. Ve geldik son soruya. Beni mutlu eden bir kitap ve mutsuz eden bir kitap. Mutlu eden bir kitap garip bir şekilde nedensizce mutlu etti. Konusuyla alakası yok. Gerek kapağıyla, gerek yazarın anlatım biçimiyle, diliyle alakalı. Bir de yazarın kendisi gayet minnoş, renkli bir kişilik. Bu yüzdendir belki. Yazı diline de bu karakteri yansımış. Mutlu edici kitap Lola ve Komşu Çocuk. Beni mutsuz eden kitap daha yeni okudum birkaç gün önce. Kitabın kapağı inanılmaz şirin dursa da okuyunca bir anlık bir depresyona giriyorsunuz. Tahterevalli'de Dengede Durma Sanatı. Bu kitap beni mutsuz etti. Kitap genel olarak boşanma sonrası bir kadının hayata nasıl devam ettiğini anlatıyor ama anlatırken resmen siz de boşanmış ve o durumu siz de yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Bu da beni mutsuz eden kitaptı. 10 soru bu kadardı. Zıt kitaplar tek. Bu arada siz de tek videosu çekiyorsanız beni etiketleyebilirsiniz seve seve. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi 10 soru, 2 kitap, 20 kitabı buradan kaldırıp ufak çaplı bir temizlik yapmak zorundayım. İyi günler.